İyi akşamlar sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. SPK bildirisini okuyalım. İyi akşamlar Mücahit Ünal, Tamer Akkurt Bey, Serkan Aksoy, Mücahit Aksoy, Akın abi iyi akşamlar. Geleyim de bir çiğ köfte yiyelim artık. Asım abi, hadi bakalım. Turan abi, herkes geldi. Oo, Sıla Hanımcığım da gelmiş, hadi bakalım. Mehmet Emin abi, İzmir. İlk kim gelmiş? Ömer Çınar, Hup VC. Bıktı bu, adam bıkmadı ya Hup VC'den. Muhittin'cim bak, 1-2-3. Sırada kalmışsın. Soner önde gelmiş, haberin olsun. Evet, SPK bildirisini okuyalım arkadaşlar. SPK bildirisi kısaca şöyle söylüyor. Sosyal medya mecralarında, Telegram'da, WhatsApp'ta, Twitter'da, YouTube'da gördüğünüz şeylere, yorumlara bakarak hisse alıp satmayın arkadaşlar. Dolandırılabilirsiniz. Tepeden mallandırılabilirsiniz. Yukarılardan aldırabilirler. Çok yükselmiş hisselere girersiniz, düşer zarar edersiniz. Efendim, kendi araştırmalarınızı kendiniz yapacaksınız. Kendiniz karar vereceksiniz. Ve ona göre hareket edeceksiniz. Ve arkadaşlar, burada yaptığımız sohbetler, konuşmalar eğitim niteliğindedir. Al-sat tavsiyesi içermez. Evet. Enver abi hoş geldin. Nesin Hanımcığım hoş geldin. Ufuk Hanımcığım hoş geldin. Alper Beyciğim tamam. İstanbul Eğitim Kadrosu'na geldi. Katıl ailesi de burada. Hüseyin Akgün. Bak çok güzel strateji. Burada bağış yapıyor, diyor ki bak en sevdiğim takipçim, takipçi modeli. Şimdi ne diyorduk? SPK bildirisi arkadaşlar. Burada yaptığımız sohbetlere göre alım satım yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü bu yasak.
Kendi kararlarınızı, kendi araştırmalarınızı yapacaksınız. Yaptığınız işlemlerden kar ve zarar ederseniz bundan siz sorumlusunuz. Firmaları önce araştıracaksınız temel olarak, teknik olarak. Ondan sonra kendi kararınızı kendiniz vererek işlemlere gireceksiniz. Kimsenin söylemleriyle işleme girmeyi zarar edersiniz. Çok teşekkür ederim Ufuk Hanımcığım. Sağ olun. Eyvallah, teşekkürler. Hadi başlayalım. Bakın şimdi. Borsamızda ne var? Bakın burada bir trend oluştu, gördünüz mü? Şöyle. 31 Temmuz'dan gelen bir trend var. Şimdi şurada yükseldi. Ne dedik? 7400'den dönmesi lazım dedik, değil mi? Ve geldi, oradan döndü. Sonra ne dedim? Dedim ki 7700'den dönmesi lazım. Hatırlıyor musunuz bunları? Bunları biz, tabii bize gayipten sesler gelmiyor arkadaşlar. Biz de böyle bakıyoruz teknik yapısına, oradan söylüyoruz. Diyoruz ki buradan dönmeli ve döndü, tamam. Yükseliş başladı, güzel, tamam. Sonra ne dedik? Bakın. Borsa dedim 8200'den dönmesi lazım. Bakın buraya yazdım. Bakın tam oradan döndü. Peki niye oradan döndü? Eğitime gelen arkadaşlar bunları bilir. Ne dedik arkadaşlar? İstanbul'da eğitim vardı en son. Online eğitim vardı. Şimdi İzmir ve Ankara eğitimi yapacağım. Bu arada onu da söyleyeyim. Bakın ne demiştik bu eğitimlerde? 0.71'den bahsetmiştim, değil mi size? Bakın şu. Bu FIBO'da yoktur. Ben ekliyorum bunu sonradan. Bakın nereden döndü? 0.71, gördünüz mü? Dediğim gibi bize de gayipten sesler gelmiyor. Biz de ne yapıyoruz? Teknik olarak bakıyoruz ve diyoruz ki buradan döner, buradan dönecek. Dönmezse yakasına yapışırız diyoruz. Dönüyor. Dönmek zorunda arkadaşlar. Çünkü borsamız tekniğe uygun bir şekilde hareket ettiği için bütün alıcılar burada bekliyor. Buraya gelince de böyle hareketini ediyor. Peki tepki yükselişinin sonlanma yeri neresiydi arkadaşlar? Tweet atmıştık. Dedik neresi? 5818. Bakın kaça kadar geldi? Bakın kaç burası? 5816.77. Hadi benim dediğime yakın olsun. 8517'ye kadar geldi. Peki niye buraya kadar geleceğini biliyoruz. Çünkü tepki yükselişleri belli bir Fibonacci seviyelerine kadar olur. Ondan sonra gidemez arkadaşlar. Hacim yetmez. Peki kesin mi gidemez? Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Bunun kuralı var. 8518'in üzerine çıktı diyelim. Çıktı. 8520 oldu. Ertesi gün 8530. 8540. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bunun üzerine tutundu artık. Bakın bunun üzerinde tutundu. Hani mesela diyor ki bazı vatandaşlar, şuraya düşecek mi? Kesin düşer mi? Yani burası dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesin düşer mi? Yani hangi bir şey kesin bilinebiliyor ki? Böyle bir şey yok. Kurallar var. Teknik kurallar. En az 2 gün üzerinde durursa günlükte. Yok ben garanticiyim diyorsanız ne yapacaksınız? 1 hafta. En az haftalık kapanış. Yani pazartesi günü mesela yarın bakacaksın. 8518'in üzerinde mi? Değil. Cuma günü bakacaksın 8518 üzerinde. Değilse arkadaşlar bu düşecek. Hem de böyle düşecek. Anlaştık? Yani böyle düşecek. Yani şöyle hacimsiz bir şekilde mıy 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 düşecek. Bu hacimsiz düşecek ya, siz de diyeceksiniz borsa çöküyor, değil mi? Çökmüyor arkadaşlar. %5 düşünce borsa çökmez. Bir hisse %5 düşüyor diye borsa çökmez. Şimdi siz burada borsa çöküyor diye hisseden çıkıyorsunuz. Çünkü borsaya bakıyorsunuz. Arkadaşlar borsaya bakmayacaksınız bu dönemde. Sürekli söylüyorum. 1000 defa söylemişimdir. Endekse bakacaksınız. Hisse bazlı bakacaksınız. Ne demek bu hisse bazlı? Yani şöyle bakacaksın. Borsada BIST 30 hisseleri. Şimdi varsayalım BİMAŞ. Şimdi borsa düşüyor madem. Bu BİMAŞ niye gidiyor?
Niye gidiyor bu BİMAŞ? Arkadaşlar, madem öyle, borsa madem kötü piyasa, niye gidiyor bu BİMAŞ? Nereye gidiyor? Anladınız mı? Siz hisselerinizi satarsınız borsa düşüyor diye. Bu da gelir bak 246'tan alır gücünü. Burası da 0.71 bu arada. Alır buradan gücünü. Sonra gelir bu BİMAŞ böyle %30 çıkar siz de böyle bakarsınız. Sonra dersiniz ki ya bu BİMAŞ %30 çıktı. Çünkü yok, benim öyle bir derdim yok. Katıla gelsin. İsterse kimse gelmesin. Zaten katılımı yani söyletmeyin bana şimdi. Yani biliyor arkadaşlar yani maddi bir şey yok yani aslında. Gelmek isteyen kendini düşünerek gelir yani. Ben borsada para kaybetmeyeceğim. Stop olmasını bileceğim. Dur deyince duracağım. Çık deyince yani kurallara uygun hareket edeceğim. Para kazanmak istiyorum diyen geliyor katılım. Uyanıklar geliyor. Ben çok fazla Twitter'da reklam da yapıyorum. Ayda 3-4 defa önce yazıyorum katılım. Bizim çocuklar zorla yazdırıyor bana neredeyse. Katıl reklam yapmak. Yapmıyorum reklam. Gelmek isteyen, kazanmak isteyen gelir. Kaybetmek istemeyen gelir. İstemeyen gelmez. Zorla yok. Bizim bir tane de katılda komisyon alıyor YouTube çok fazla. YouTube çok fazla komisyon aldığı için bir tane de Telegram'da bir tane kanal açtım. Aynı katıldaki hisseler gibi orası da. Katılda ne yayın varsa orada da o var. Ne grafik varsa Telegram'daki o portföy ve premium grupta da aynısı var. Aynısı. Bizim katıl YouTube katılda iki tane üyelik var. Bir portföy üyeliği bir de premium üyelik. Aynısını o Telegram'daki kanalıma taşıdım. YouTube'a komisyon vermemek için. Bıktım artık. Hem kazanmıyoruz hem de komisyon veriyoruz. Bir de uğraşıyoruz bir ay boyunca. Her gün yayın yap, grafik çalış. Yanımızdaki adamlara maaşlarını veremiyoruz. Neredeyse. YouTube çok kesiyor çünkü. Telegram'da açtım. Şimdi bazı arkadaşlar oraya yönlendireceğiz. Bir premium üyelik olacak Telegram'da da. Bir de portföy üyeliği var. İki tane açık şu anda. İsteyen orada da Serap Hanım var. Onunla görüşebilir. Evet. Devam edelim. Ne dedik borsaya? Gelelim. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Teknik kural var. Bakacağız. Burada duruyor mu, durmuyor mu? Önemli olan bu. 8518'in üzerinde kalırsa ne olur arkadaşlar? Bakın bunların hepsine sırayla gider. Hiç. Gider buralara. 8590'a gider, buraya gider, buraya gider. Ama şunun üstünde kalması lazım. Ezberleyin bu rakamı. Kalamazsa sırayla tekrar gelir buraları ziyaret eder. Böyle. Şuradaki Fibonacci değerlerini 8300, 8240 yine şurayı. Bu 8200'e gelir yine. Sonra şuraya gelir. Hızlı gelirse 7900 var şurada. Mesela varsayalım 18 Ekim'e kadar. Şurası 18 Ekim. 18 Ekim'e kadar gelirse şöyle şöyle şöyle. Burası 7900. 7900'den tekrar 8200. Sonra böyle oynayıp durur burada. Yani siz borsa iniyor çıkıyor diye uğraşırken arkadaşlar hisseler alıp başını giderler. Anlaştık mı? Demek istediğim o yani. Hisseye bakın. Şimdi siz borsa düşüyor diye TOAS'a çıktınız diyelim. TOAS'a bak ne yaptı? Geldi kırdı bu direnci yani. İyi mi oldu şimdi? Bak kırdı burayı. Bak kırdı mis gibi. Bak direnci de kırdı. Hop 303, 309. Ne yapacaksın şimdi? Sen stop oldun. Borsa çöküyor diye. Halbuki hisseler teknik olarak kendi kafasına göre hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Siz bunlarla mücadele ederken. Bir de düşün hacim gelmiş buna. Hop 330 olmuş. Oturur ağlar. Anlaştık mı? Borsa böyle bir yer değil. Mesela ben diyorum ki borsanın güçlü desteği diyorum. 7900 diyorum. Adam oradan bana yazmış ki gelmezse diyor şey yapacak mısın diye. Ya kardeşim ne kadar bu adamlar zaten batmaya mahkum. Bunlar zaten batarlar. Batarlar bu adamlar. Adama diyorsun ki şuraya güçlü destek. Adam diyor ki ya gelmez. Oğlum zaten gelmenin şartları var. Sen onunla uğraşırken TOAS'a bak aldı başını gidiyor. BİMAŞ aldı başını gidiyor. O zaman ne olacak? Oturup ağlayacaksın sonra.
Demek istediğim borsa arkadaşlar rakamları takip edeceğiniz bir platform. Kimsenin sözüne kulak asmayın. Oturun şunları çizmeyi bir öğrenin. Ve ondan sonrası kolay. Piyasaya senkron olun. Gerisi gelir bir şekilde. Bak bu şimdi ne yapmış? 297'nin altına düşmezse TOAS'a 297'nin altı stop. Bak düşmesin gidecek böyle yukarı doğru. Değil mi Sıla? Türk Hava Yolları. Bak ben bu Türk Hava Yolları'nı çizmişim böyle. Değil mi? Bakın. Çok güzel. Teknik yapısı var. Güzel. Sahte kırılımı da yapmış. Tamam. Ayıt boğa tuzağı. Olsun. Yapsın tuzaklarını. Şimdi ne yapmış? Gelmiş. Mesela 187'ye geldi diyelim. Tekrar buradan dönecek. Bakın al sat yapıyor piyasa. %7 çıkıyor. %5 düşmüş. Şuradan tekrar %10. Hop buradan %8. Hop %10. Bak şurada al satlardan milletin %5 alsan %20 kazandırıyor Türk Hava Yolları. Allah bereket versin. Kim veriyor? Kim veriyor bu zamanda %20'yi? Beğenecek miyim? Nurullah Sürücü. Bu senin yazdığın hisseler bizim katıl hisseleri. Sen şimdi bunlara girmeye çalışıyorsun değil mi? Biz YouTube katılda, bizim o grup Telegram olduğu yer, o zaman yoktu Telegram şey. YouTube katılda bunları biz 3 ay önce, 4 ay önce girdik. Dirençlere geldi, sen şimdi girmeye çalışıyorsun. Şimdi mesela Atak Yepet yükseliş yapacak mesela, tepki yükseliş. A1 tepki yükseliş. Ben görüyorum mesela, soruyor Sanika mesela, Mustafa Gedik Bey. Bak dirence gelmiş. Alıyorum diye alayım mı diye sormuyordur inşallah. Bak Tüpraş mesela. Şimdi Tüpraş nerede başladı bu aya? Bakın şurada. Bakın bizim katıldayken, bizim YouTube katıl hissesi. Bakın tam şurada. 60 liraydı o zaman. Dedik ki burası destek, dönüyor. Bakın 147 oldu. Şimdi sen diyeceksin ki ben buradan gireceğim. Gir de bak işte kalbini kırsın da 140 destek bunu. 146 ile 140 kademeli. Bak 167'nin altı stop demişim katıldakilere. Katılın avantajı ne diye soruyorsanız bu işte arkadaşlar. Direnci gösteriyor size. Direnci burasıymış. 168 ile 172. 167'nin altta stop. Bak geldi 166'ya kadar. İki kademe kaldı satış yedi. Oradan da %12 düştü. İşte bu dirence geldiğinde erkenden haber verme mekanizması katıl. YouTube katıl üyeliği. Evet. Şimdi bakın BIST 30 hissesi niye sormuyorsunuz? Gidip bunları şey bak mesela şu Alark. Bakın bu Alark şimdi yarın bir gün 200 olsa ne yapacaksınız? Borsa düşüyor diye çıktınız diyelim değil mi? Varsayalım ki 132 bunun direnci. Kırdı burayı. Gitti 200 oldu. Ne yaparsınız? Üzülürsünüz değil mi? Bir ay sonra. Ulan şurada stop olduk borsa düşüyor diye 120 lirada. Halbuki git bir Alar konu şu teknik yapısına bir bak. Bir firmaya bir bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye gidiyor bu dünya? Şişe. Bu şişe hala 51.80 destek. 58'i aşarsa Asım abi 60-62 dirençleri var. BIST 30 sorun. Girmeyin yan tahtalara. Yan tahtalar sizin harcınız değil arkadaşlar. Girmeyin. Ya da tavsiye vermiyorum. Ne yapıyorsanız yapın diye. Tavsiye verince sonra şey yapıyorlar. O da bir ayrı şeyler var. Tavsiye vermiyoruz. Bir tip adamlar var. Geliyor başıma. Bak bunu biz mesela katıl hissesi değil mi bu arkadaşlar? Bizim katıldakiler. Biz bunu nerede destekle dedik? Bak şurada. Tam buraya geldi. 149.50'ye geldi burada. Şurada 50'ye geldik. Katıla yazdık bunu. Astor destekle diye. Bizimkiler tabii ne yaptı? Değerlendirdi bunu.
Astor 50 liradan geldi 149'a. Sonra ne dedim? Dedim ki 149'u aşamazsa arkadaşlar bu baskı yer. Bak yazmışım buraya da. Bak 149.9'a mı gitmiş bu? 150'ye gitmiş, bakın baskıyı yemiş, görüyor musunuz? Sonra da böyle bir şey çizmişim ben. Hatta şöyle biraz yapayım da tam dediğim gibi olsun neredeyse. Bakın buraya gelecek diye. Yani dirençle niye işleme girersin ki? Besle desteğe gelsin. Şimdi diyeceksin ki bu desteğe gelirim. Değil mi? Diyorsun öyle. Şimdi buraya gelmiş. 67 liraya gelmiş. %40 düşmüş, desteğe gelmiş. Buna inanıyorsun da buradan şuraya %20-30 düşerek geleceğine inanmıyorsun. Şu anda bak ara bölgede. Kozal'a bakalım. Ne oluyor bu kozal ya? Bakın şu obo. Normalde şimdi bakın bu oboyu yapmış ya diyelim. Şimdi burada obo var. 4 saatlik. Tamam, güzel obo. Olsun. Şimdi bu obonun bir de düşüş onayı var. Yani şöyle gelip obonun sağ omuzuna bir düşüş onayı yapması lazım. Onu yapmamış. 30-31 liralarda. Buraları bekledik yani. Sabır. Hisse gidemiyor. Balkona çıkıyoruz arkadaşlar. Borsa öyle uzaktan çok kolay görünüyor, değil mi? Ne alsam gidiyor. Devir artık. Balkondayız arkadaşlar. SPK bildirisini okuyalım dostlar. SPK bildirisi şöyle söylüyor. Sosyal medyada Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp, o, bu, şu. Buralarda gördüğünüz hisselere balıklama atlamayın arkadaşlar. Yoksa paranız gider. Kaptırırsınız. O yüzden kendi araştırmalarınızı kendiniz yapacaksınız. Burada yaptığımız bu yayında al sat tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır. Alıp satarsanız zarar edersiniz arkadaşlar. Bak, böyle vefalı insanlara bayılıyorum ya. Bak Volkan Yiğit Afşaroğlu diyor ki Kozal yayında dedim ki size bir iyilik yapayım, bir güzellik yapayım demiştim. Aynen. Kozal haftalıkta boğaya giriyordu. Ben onu tabii sürekli takip ettiğim için yayınımızı izleyen arkadaşlara da dedim ki size bir güzellik yapayım. Bakın tam burada. Hatırlıyor musunuz? 8 liradan. Bakın bölün sonra T oldu tabii aynı oran. Bakın tam şuradaydı haftalıkta bir kırdı. Sonra Kozal'ı tutana aşık olsun. Bakın aylık direnç şurada kırıldı. Haftalık direnç. Bakın haftalık direnci bir kırdı şurada koptu gitti. 3x yaptı. Mesela 3x yaptı. Ben bir analiz yapayım mesela. Yüzde işte şurada mesela şurada zıpladı ya. %3 düştü Kozal sonra. Vay efendim Kozal düştü. Bakın şurası. Şurada bir zıpladı. Bir geri çekildi. %3-5 düştü. Millet bana yazıyor ki Kozal ne olacak? Hani Kozal iyi olacaktı bilmem ne falan filan. Yani böyle hevesimi kıracak laflar. Bunlar da borsacı olamazlar bu kafayla arkadaşlar. Bu kafada olan adamlar sadece bol bol zarar eder. %5 düştü diye hisse karalar bağlayıp gece uyuyamayan adamdan borsacı filan olmaz. Borsada yatırım da yapamaz. %5 düşüyor karalar bağlıyor. %100 düşüyor uykusu kaçıyor. Öyle, yani böyle bir yer mi borsaya? Ne zannediyorsunuz? Hele bu dönemde bir de neler olacak neler önümüzdeki günlerde. Hele onları görseniz herhalde de, bizimkiler dedim dünyaya küserler. Borsa öyle bir yer değil arkadaşlar. Alayım da sürekli yükselsin, uzaya gitsin. Allah Allah. Bu dönem artık teknik bilenlerin dönemi artık. Nereden düşüp nereden yükseleceğini bilen adamların para kazanacağı dönem. Borsayı hiç bilmeyen adamlar burada bol bol zarar edecek arkadaşlar. O yüzden bu işleri bilmiyorsanız uzak durmanız lazım. Paranızı kaybedersiniz. Söylüyorum bak baştan. İstediğin kadar bilmem ne firmasını araştır. Ne yaparsan yap. Gider. Teknik bilen adamların dönemi. Şimdi siz buraya düşüyor diye satıyorsunuz ya. Sonra roket oluyor tekrar. Sonra buradan diyorsun ki ben sattım yükseldi. Ya bu iş böyle. Ben sattım yükseldi dersiniz sonra arkadaşlar. Boğa varken adam alıyor.
4 gün sonra bakıyor 100 bin liralık alıyor. Bakıyor 120 olmuş. Aa ne güzel. Bir bakıyor 130. 140 bin lira olmuş. Oo diyor çok güzelmiş ya diyor. Sonra her şeyi bildiğini zannediyor. Piyasa öyle yapar çünkü adam. Seni böyle dahi gibi gösterir sana. Piyasa böyledir. Yani sadece borsa, bizim Türk borsası değil. Amerikan borsası da öyle. Alman da öyle. Brezilya da öyle. Merak etme. Her yer. Bütün piyasalar böyledir. Finansal. Senin sana dahi olduğunu anlatır böyle. Der ki sen dahisin. Çok kazanacaksın. Hep sen kazanacaksın. Bunu sana inandırır. Ondan sonra bir bakarsın ki senin 140 binin 120 olmuş, 100 olmuş. Buradan döner demeye başlamışsın. 90 olmuş, 70 olmuş, 50 olmuş. Bir bakmışsın paran 40 olmuş. Onu alayım, bunu alayım. Dur şu bu yükselir falan. Bu yükselmedi. Dur şunu satayım şuraya gideyim falan. Böyle yapa yapa paranızı bitireceksiniz. Ben şimdiden söylüyorum. Eğer teknik bilmiyorsanız böyle olacak arkadaşlar. Stop olmayı da bilmiyorsanız böyle olacak. Mukadderat. Ben bu döngüyü 40 defa yaşadım. Boğa varken herkes bir şekilde hasbelkader kazanıyor. Ama boğa yokken testere piyasası geldiği zaman teknikçiler kazanır. Teknikçilerde en çok arkadaşlar testerede, ayıda bu tip şeylerde çok kazanırlar. Onlar da çünkü bir yere geldi direnç burası ders atar sonra devam eder pişman olur. Ama yatay piyasada testerede teknikçiler çok kazanır. O yüzden teknik bilmiyorsanız kaybedeceksiniz. Baştan sizi uyarıyorum. Evet, uğraşın bunlarla. Uğraşın. Uğraşın böyle. Çok güzel. Evet. Böyle boğasını yapmışlarla da uğraşın. Evet. Dirence geldi. Evet, evet. Uğraş onunla. Uğraş. Evet, sen de uğraş. Fonet gitti. Sana söyledim Mustafa abi. Haftalık direnci kırıyor Fonet diye. Şimdi uçmuş kaçmış gireyim mi dersin? Ama bak Zoren'i de paylaştık zamanında. Millet bir de ben Zoren'i paylaşmışım Twitter'da. Altına böyle bizim borsanın dahileri var böyle. Dahi çocuk diyorum bunları. Bunlar çok zeki adamlardır arkadaşlar. Her şeyi bilirler bunlar. Zoren'in altına neler yazmışlar? Yok böyle Zoren, Zoren'in patronu şöyleymiş. Zoren'in yok bilançosu böyleymiş. Halbuki ben Telegram kanalımda bu Zoren'in temel analizini yaptırmıştık. Temel analizi benim kanalımda yayınladık. Abdurrahman Bey yayınladı. Benim temel analizi yapan arkadaşım sizin bu Twitter'da gördüğünüz böyle goy goy seven lak lak adamlardan biri değil. Kendisi üniversitede doktora yapıyor arkadaşlar bu konular üzerine. Böyle bir adam Abdurrahman Önal Bey. Ben Telegram'a dedim ki oradaki o roketçi bilmem neci adamlar gibi bir kanal olmasın. Kaliteli bir Telegram kanalı olsun. İçine temel analiz de olsun, teknik analiz de olsun. Kap haberleri, borsa haberleri hepsinin olduğu bir yer olsun. Hep kaliteli insanları getirdim oraya. Ve bu adamlar sizin için analiz yapıyor. Zoren'in ben analizini yaptık, temel analizini bak orada yaptırdık. Çok biliyorlar ya Twitter'ın altına yorum yapmışlar. Zoren'den bir şey olmaz, Zoren'den bir şey olmaz. O adamlar dedik, bu ben tweet attıktan sonra Zoren %50 yükseldi arkadaşlar. %50. Bakın benden kırılımda attım. 4.90. 4.90'dan bakın %50 yükseldi. Hangi banka veriyor size %50 karı? Kimse vermiyor değil mi? Twitter'dan bedava bilgi veriyoruz. Adam altına bir de yorum yapıyor. Zoren'i niye paylaştın ki? Ondan bir şey olmaz. Ulan bir şey olmasa ben orada niye paylaşıyorum Zoren'i? Her şeyi bilen adam. Sonra da gelmiş diyor ki nereden alayım? Al bak şu en tepeden almışsındır umarım. O her şeyi bilen lak lak edenler var ya inşallah şuradan girmiştir. Yani hevesimi de kaçırıyorlar sonra. Mecburum sanki. Adem abi onları yazma burada. Bak Hüseyin Karaçayır abi o yazdığın hisseler biliyorsun uzun vade hisseler abi. Bak yazma onları burada. Katıl hissesi onlar. Uzun vade abi bakmayacaksın, ellemeyeceksin. Salih Bey, emlak konut 8'in üzerinde kalırsa gider, kalamazsa gidemez. Arkadaşlar, buradaki arkadaşlar eğer katılda süreniz geldiyse, ya ikisi de aynı, yayınlar aynı, grafikler aynı, her şey aynı. Portföy üyesiyseniz, Telegram'daki portföy grubuna geçersiniz. Premium üyesiyseniz, süreniz geldiyse, hani üyelik süresi her ay yenileniyor ya, 3 gün kalmış, 2 gün kalmış. Onlar öbür tarafa geçebilirler arkadaşlar.
Orada bizim arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Hüseyin abi sen eski üyemizsin, eski katılıcı mısın? YouTube katıl bizim kalemiz arkadaşlar. Biz buradayız. Biraz bırakmıyoruz burayı. Orayla oraya aynı anda devam edecek. Burada komisyon fazla diye yani. Orada da açtık. Aynı yayın, aynı Zoom yayınları, premiumlar için Zoom yayınları, birebir görüşmeler, portföy görüşmeleri olacak. Diğer üyeler için de normal grafik ve haftada bir yayınlar gene orada olacak. Aynısı. Haklarınız devam ediyor. Aleykümselam. Kervan Gıda. Yatay'a gelmiş. Şimdi şu 27'yi takip edeceksiniz. Bu boğa devam demek. Bunun üzerinde haftalık kapanış ya da 2 günlük kapanış yapamamış. Görüyor musun kapanış? Şu 28 boğa devam demek. Üzerinde kapanamazsa düşer arkadaşlar. Bakın 0.71'de dönüş demek. Dönüyor sürekli buradan. Uzun vadeciysen 23'ün altına düşmedikçe stop etmez. Ama 27'yi aşarsa arkadaşlar buralara doğru direnç var. Alayır. Okuyamıyorum. Ne bu? Denge Yatırım Holding. Bunlarla ha, tamam. Sakince izle bunu. Kim sorduysa onu. Sakince Erdem Bey sakin ol. KMD kalıbı var. Ben bunu çizmiştim zamanında. Bak çizdim böyle duruyor. Ya ben bunu katılıcılara söyleyecektim. Sen niye burada afiş ettin? Adamlar hem para veriyor hem kazansın kardeşim. Bak Kardemir dirence geldi mesela. Ben bunu Twitter'da paylaştım. Bizim katıl hissesi aynı zamanda. %15-20 gitti direnç. Twitter'da paylaştım. Oradan takip edin dirençleri. Altına düşmedikçe bozmaz Bera. BMSTL'de henüz sorun yok. Tabii ben size safkarı aldığım yeri göstereyim arkadaşlar. Borsa nasıl bir yerdir? Alındı mı satılmayacak yerler nelerdir? Şimdi gösteriyorum size. Hazır mısınız? Bunları size tabii eğitimlerde göstereceğiz hep. Bak millet buradan alıyor ya. Bakın haftalık kırılım geldi ben buradan almıştım. Bakın tam burada. 2 liraydı o zaman. Şimdi sen 30 liradan alacaksın bunu. Bak. Ha bak çizmişim zaten. Bak burada. Bakın tam burada. Yükseliş onayına geldi. Kırdı. Kırdı. Yükseliş onayına geldi. Herkes ölüyordu korkudan. Ben burada hiç korkmadım. Yükseliş onayına geldiğini biliyordum. Bak geldi oraya. Şimdi oradan 2 liradan 20 lira gitti. 10x yaptı. Sonra 2 sene filan 3 sene yatay. Bakın şimdi burada filmden kulp yaptı ama bu hacimsiz bir kırılım. Bak bu nereye kadar gidecek yazmışım. 29 ve buraya. Bak buraya da geldi gördün mü? Bak 29 ile 30, 30, 31 burası direnç. Bak orayı aşamıyor. Bunları hep göstereceğim niye aşamadı. Aşamaz. Evet. 29'un altı stopmuş. Ne güzel. Tahtacıya sordun mu hedefi koyarken? CVKMD. CVKMD. Evet, KMD'ymiş. CVKMD. Şimdi hisseyi nerede paylaşmışım katıldı? Bakın şurada. 156'da. Şey 145. Sonra da kırılım gelmiş. Yok bu bizim katıl hissesi değil ya. Yok bunu biri sordu da öyle cevap vermişim. Cık, bizim katıl hissesi değil. Buna biz hiç şey yapmadık. CVKM'de ne yapmış? 150'den 450'ye gel, 550'ye gelmiş. Hedefine ulaşmış. Artık yatay. Bu böyle aylarca gezer burada arkadaşlar. Stop olmayı bilmeyene de bir güzel zarar ettirir. Karton. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Gördünüz mü kartonu? %108'in üzeri boğa. Karton. Borsa sabırlı adamların işi. Beklersin, beklersin, satarsın, uçmaya başlar.
Miatek. Arkadaşlar bu Miatek falan bunlar. Geçen tahtacı içeriden çıkmaya çalışıyordu. Çıkabildi mi? Çıkmış. Tahtacı çıkmış içeriden. Bakın bu ne tek fiyat şeyi. Görüyorsunuz değil mi şunu? Tahtacı içerideymiş, çıkmış. Saplanmış içeriye. Onu da tokatlamışlar. Bunlar Evren. Evren. Balkon zamanı geldi mi? Aa düşecek bu. Bak düşüş onayına gelmiş. Katıl'da bir abimiz vardı bizim Ekrem abimiz. Onun için takip ediyordum. Şuradaydı ise. Dedim ki abi 7.5'a düşecek bak etme eleme. Gel stop ol. Olmadı. Sonra dedim ki bak buraya gidecek. Sonra gitmiş şurada satmış falan. Böyle sabırlı olacaksınız arkadaşlar. Belli ki buradan buraya koparacaklar işte. Görüyorum buradan. Şimdi de düşüş onayı almış 23-24 liradan düşecek böyle. Şuraya gelirse bakarız. 19'muş, 17'ymiş destekler. Hepsine gitmiş sırayla. BIST 30'da bir soru var mı? Anar Bayev, sen nerelerdesin ya? Eğitimden sonra ne aradın, ne sordun, ne katıla geldin, orada da ne soru soruyorsun, ne bir şey yapıyorsun? Eğer sabırla beklersen bak buraya gidecek. Bak buraya. 12.60. Bu çim. Sana eğitimde söyledim ya kademeli hani %10, %20 falan azalt. Onu uygulayacaksın burada tamam mı? Bak burada. Buraya doğru giderken şöyle 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 şöyle. Tamam mı? Kulhiyat Bey. Koza A. Ben bunu paylaştım Twitter'da. Rakamda bir değişiklik yok. 65 destek, 75 direnç. Bir şey yok. Uzun vadeciyseniz 65'in altı stop. İndes. Altı indeste şey var. Stop var. Hedefe gitmiş mi ki? Ha gitmiş. Gitmiş hedef. Gitmiş bak baskı gelecek. Ne bu? ERCB. ERCB. Arkadaşlar hiç yani. Yatay. Yatay. Oğlum. Şimdi ben Uluğun'a destek yazmıştım şuraya. Nerede bu? Şimdi buradan girmezsiniz değil mi? 20 liradan. Şurası destekti. Şimdi buradan girelim dersiniz değil mi? Hayır. İndeks bizim katıl istedi. Kocaman bir sıfır. Sana kocaman bir sıfır veriyorum. Buraya bir de yazmışım böyle. İndeks bizim katıl hissemizdi. Sim formasyonu vardı haftalıkta. Bak uçtu gitti. Sim formasyonu olanların hepsi uçar. Bu bir katıl haftalıkta hedefe ulaştı. Bak satış mumu geliyor. Gördün mü? O işler öyle kolay değil. Aa bak şu Turex. Dur. Ha bak bunu koparacaklar. Alın size. Boğaya başlayacak. Hop. 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 Sıla. Katılcılar.
Bunu bana hatırlatın. Bunun kademeleri çok boş. O yüzden söyleyesim gelmiyor size. Çıktım mı çıkıyor, düştü mü çok düşüyor filan. SPK bildirisini okuyalım arkadaşlar. BIST 30'a bakmayın. Hep bunlara bakın ki daha çok batarsınız. Paranız daha hızlı biter, kurtulursunuz borsadan. BIST 30 sizi batırmaz, çıkma fırsatı verir. Arkadaşlar SPK bildirisi şöyle söylüyor. Sosyal medyada, Telegram, YouTube, Twitter falan filan. Buralarda birilerinin sözlerine bakarıp işlem yaparsanız zarar edersiniz arkadaşlar. Roket grupları vardır bir sürü. Onlara girerseniz zarar edersiniz. Aa, Ekrem abi buradaymış. Ya sen adamsın ya. Ekrem abi işte, Eurem bu. Ekrem abi deydi. Eyvallah Ekrem abi, sağ olasın. Kazandıysan ne mutlu bana. Gelmemişsin bak, katıla geri. Gel artık. Bak o Telegram'da da katılın aynısını açtım. Oraya gel. Böyle eski dostları yanımda görmek istiyorum hep. Pazar akşamları katıl yayını oluyor. Pazar akşamı 21'de. Premium üyelerin yayını pazartesi günü de var 21'de. Onlarla tek tek portföylerine falan bakıyorum böyle. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Bak şu hisseyi takip etmek lazım. Aa bak bu da. Aa bak, helal olsun. Kim bu? Kral Uros Pro. Sen bizim katıldı mısın? Evet, TLMAN uzun vade. 90 liranın üzerinde. Arkadaşlar grafiklerin hepsi ezberimde. Ben öğrenin diye grafiği açıyorum. Gösteriyorum ki öğrenin bu işleri diye. Kimseye muhtaç olmayın diye. Ben hangisi uzun vade, hangisi kısa vade, ne yapmak lazım hepsini biliyorum ezbere zaten. Bizim orası arkadaşlar YouTube Premium, YouTube katıla gelince bizim orası YouTube katıl devam ediyor. Biraz komisyon çok alıyorlar. Benim Selim KM'de finans yazarsanız Telegram'a, ya da benim Twitch şeyim var. Tweet'te yazdım ben kanalımın ismini. Twitter'da var ya. Girin oraya. Bak orada yazıyor bak. Geçen gün attım. Bak RT yaptım. Orada yazıyor. Kanalımı ziyaret için falan. Bağlantı adresini kopyala diyeyim. Hadi buraya da paylaşayım. Bakın bu. Burada Serap Hanım var benim kanalımda. Ona yazarsanız size yardımcı olur. Bakın şu kanal adresi, yazdım burayı. Burada borsa dirençlerini, desteklerini, hisselerin desteklerini, dirençlerini falan. Hepsini gösteriyoruz orada. Eğitim niteliğinde. Bak bunlar hep uzun vade. Bak Albarka daha hedefine gelmedi. %10'u falan kaldı. Bilmiyorum geldi mi. Abi orada bizim kanala gel, orada bak şu linke tıkla, orada bizim Serap Hanım var, ona yaz sana yardım etsin. Hangi soke? Bunlar daha bozmadı. Bitmeye yakın olanlar oraya geçsin. Bunlar daha bozmadı. Bak Songül Hanım iyi takip ediyor. Tebrik ederim. Bak helal olsun Onurcan. Bak bu var ya, şu anda tam dirençte, biliyor musunuz bu Dardanel? Bir habere bakar. Orada yaparlar yakında. Bir haberlik işi kaldı. Tam haftalık dirençte. Bir kırsa kopacak böyle. %30-40'ı var. Bir kırsa orayı. Devam. Devam.
Burada kar oranlarını kırmızı yazmışız ya. Sevgili dostum Emre uyardı hemen. Abdurrahman da uyardı. Abi onlar kırmızı yazmışsın zarar gibi gözüküyor diye. Bizim katılda zarar eden bir tane var sadece. O da hangisiydi? Bir tane ruh hastası vardı. He, Menderes. Mondi. O da kesin tavan yapmaya başlar. Evet, ne diyorduk? Dardanel. Bakın takip edin Dardanel'i. Şimdi Ülker mesela hedefe geldi. 25 liradan 90'a 100'e geldi. Hedefe ulaştı değil mi? Şimdi mesela Oylum da öyle. Fruto da mesela. Şimdi destekte, tam destekte Fruto. CCC hocam emeklere kampanya isteriz. Zaten bir yemek parası arkadaşlar oradaki üyelik bedeli. Para değil ki bir yemek parası. Sen bir işlem yapıyorsun 10 yemek parası kazanacaksın. Bak EYGÖ tam dirençte. Ben sana bak dirençte dedim. Bak yine burada da soruyorsun. Bak kızdırıyorsun beni Ahmet abi. Ahmet abi. Maliyete gelince gönder şunu. Bak aylıkta sekim aylık uzun vade hissesidir bu. 8'i aşarsa takip. Şimdi NTK gazla destekte. OYAKÇ mesela dirençte. Yataya geçti artık. Mesela KORT'sa 92, 92 ile 94 arası yükseliş onay yeri mesela. Sabırlı olun. Sağ olasın Osman Ayhan. Nerelerdesin? ÖSKG mesela hareketini yapamadı mesela. Şey pardon. Bunu boş ver. Öbürü neydi? Ay Allah'ım. Yaşlanıyorum. Öbür özle başlayan neydi? Özak gitti de öbürü gitmedi. Özgeo gitmedi. Özgeo. Özak gitti de Özgeo kaldı. Heh. Özgeo arkadaşlar. Gideni boş ver. Gitmeyene bak. Özgeo. Özak tam dirençte kırarsa biraz daha gidecek. Falan. Kariye bak. Gidecek. Bak bu Serkan Aksoy. Sen bizim katılda değil miydin? Bu hisseleri nereden öğrendin? Bak bunlar gidecek. Eşik. Bak bu da bizim katılı hissesiydi ama söylemeye gerek yok şey artık çünkü gitti. Dirence geldi çok az kaldı. Söylemekte sıkıntı yok. Mesela PL Tur mesela yükseliş onayına döndü ama geçen hafta geldi yükseliş onayına. Kesin yükselmiştir bu zaten. Yükselmişe değil yükselmemişe bakın. Mesela bak Penta iyi takip edin daha yeni kırdı. Bak KLSR iyi. Bak bu Volkan çok bu çocuğu fenomen falan yapalım. İyi takip ediyor bizi. Aferin. Bak Cante mesela. Takip. İngereme. Tamam. Asım abi söylediyse bunda bir şey var. Yok gitti abi. Asım abi gitti bu. Geldi şeye değerli. Düşecek bu Asım abi. Asım abi gitti bu. Evet. Daha yeni kırdı. Birleşim bizim katım hissesiydi ama hedefe geldikleri için. Aynen bu öz derece arkadaşlar. Bakın böyle güzelce sorun ben size söylerim gidecekti. İyi hadi sağ olasın. Mesela Aksen daha yeni döndü onu boş ver. Bakmıyorum abi sen. Ya Twitter'da biz bunu seninle yazışmadık mı? Niye bir daha soruyorsun? Trend testlerine geldi. %3'e 5'e tamam diyorsan. Bu Enkai var ya 100'e falan gitmesi lazım normalde ama götürmüyor tahtacısı. Vestel güzel evet. Nerede bizim dostum? Burada ha. Sevgili dostum Fatih. Neredesin ya? Fatih. Bulamadım seni Fatih. Yazılar gitti. Ha bak bunlar uzun vade hissesi. 6'yı geçti mi? Hedefe gelmiştir bu belki ama. Hedef, Türksel bakar mısınız? Bakmazsanız bakmayın. Ne yaptın ya? Kendi kendine kızıp kendi kendine trip mi atıyorsun? Ben cumartesi akşamı açmışım.
piyasa gergin, borsa gergin, İsrail o bu diyorum, yayın açıyorum. Bana trip atıyorsun sen bir de üstüne. Bak burayı aşar 50, burası var ya şurası. Bak burası tam Fibonacci yeri. Bana trip atan. 56'yı aşarsa şurayı da aşar. Anladın mı? Her şeyin bir kuralı var. Bak şimdi göstereyim sana. Bak şimdi. Bu 56'yı aşarsa şöyle göstereyim. 56'yı aşarsa ne yapacak? Böyle hacimsiz hacimsiz uyuzacak. Ama bu 56'yı aşamazsa geri çekilir. Tripçi. Neredesin? Tripçi. Mustafa abi. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak Mustafa abi. Bu tip şeylerde, hisselerde. Bak sana göstereyim şuradan. Bu niye kaydı? Şöyle göstereyim. Niye kaydın sen buraya? Güzel insan. Şimdi bak bunu kırılım yeri neresi biliyor musun? Bak bunları hep bak şimdi. Şimdi borsa bozmazsa bu şimdi şey bir hisse olduğu için burada mısın Mustafa abi? Bunlarda stop oyacaksın sadece. Stop neresi? Bak buraya yazdım ben. 3.70 tamam mı? Bunun altına düşmezse yani yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Yani anladın sen değil mi? Yarın yayında bakacağım İdris. Katıl üyeleri, sevgili katıl üyeleri. Yarın bakacağım. Şimdi genel yayın olduğu için o üye olmayanlara da yardım edelim. Askeyo. Tabii ben biliyorsunuz şey adamım, toplumcu adamım. Adam belki parası yok gelmeye. 10 bin 20 bin lirayla işlem yapıyorsa ne yapacağız? Bilemezsin. Yardım edeceğiz. Şimdi bir de bizim borsada şimdi 1 milyon, 10 milyon, 50 milyonlu işlem yapan da var. 20-30 bin lirayla evini, geçimini sağlamaya çalışan adam da var. Bunları da unutmamak lazım. Her şeyde para değil. Bak bu 24-40 alarm kurmuşum ben. Siz de kurun. Burayı kırarsa şöyle bir hareket yapacak. Bakın şöyle. Şöyle. Şurada bir oluşum var. Şu var ya. Alarm kurun Askeyo'ya. Ahmet abi de 20 binle başlamış. Bu Jones'e artık al sat hissesi oldu. Buna bir alarm kuracaksınız. Al sat hissesi oldu arkadaşlar. Bakın. Al sat yapıyorlar. Bakın al sat. 7'nin altına düşmedikçe uzun vadede stop etmiyormuş. LGO. Bu şimdi yataya bağladı. Biraz sorunlu bir arkadaştır. Bunu tanımazsınız siz. Ben size tanıştığım günleri hatırlatayım istiyorsanız tanımayanlar. Bakın beni kendisiyle ilk tanıştırdığı günleri göstereyim size. Nerede bu? Şuralar mıydı? Şurasıydı herhalde. Çok panik yaptık ama meğerse bakın size göstereyim.
Şeker kardeşim ya. Biz buradan kitler gider diye bekledik şurada 2019'da. Kırmıştı ama kapanış yapması lazım teknik olarak. Biz kapanış falan da beklemedik. Halbuki beklemek lazım. Bak kapanış yapamadı. Bir vurdu aylık direnci. Küt diye buraya düştü. Şuradan. Sonra aldı başına. Aylık direnci kırdı. 1 liradan 5x yaptı. Çok bekletti. V formasyonu var bakın. Yani biraz tahta al sata çok şey. Teşne. Yani borsa düşünce küt diye düşüyor. Bunlara dayanabilir misiniz bilmiyorum ama şu anda şöyle bir V yapıyor arkadaşlar. Burayı kırarsa sonra da böyle. Sabır. Şimdi baktım ya. Şimdi baktım ASG'ye ya. Bak bir dakika olmamıştır. Tekrarı olacak onu izle. Teknosa ha bak. Engin Beyciğim sen hayırdır? Niye katıla gelmedin sen? Senin üyeliğin bitmiş. Niye gelmiyorsun? Vallahi şikayet ederim seni Yavuz Beyciğim'e. Böyle göstermeyecektim ama boğaya giriyor Teknosa. Peki katıla gel öyle söyleyeceğim. Oylum. Bak gelmiş ki ah Alper bir ey Allah'ım ya. Bizim Alper'in hissesiydi. Şurada bizi var ya bir korkuttu dedik ki artık 10 olmuş ya. 3'e düşüp 3x yapmış. Alper görüyor musun bunu? Gideceğini biliyoruz da işte insan bir sene şurada bizi var ya mahvetti bizi şurada ya. İnsanın psikolojisi kaldırmıyor bir süreden sonra. Ama şurada boğaya başlamış. Nasıl es geçtik? Alper görüyor musun fincan kulbu? Küt diye gitmiş. 5'ten 10'a gitti. X2 yaptı. 2 ayda. Alper. Vay. Tektu bak. Taten. Dirence geldi. Yani benim mi söylemem gerekiyor Engin? Gel diye. Ben bunları kimin için uğraşıyorum bunları? Sizin için uğraşmıyor muyum? Ben şimdi İhlas'a dedim ki sim formasyonu var. Şeyde. Şimdi İhlas'a diyorum ki sim formasyonu var bakın diyorum. Neler yazmışlar. Her şeyi biliyor ya herkes. Sim var arkadaşlar bunda. Herkes her şeyi bildiği için bana laf söylediler. Neler ettiler. Ben de sildim sonra. Dedim ki yok dolandırıcıymış da. Kardeşim bana ne ya? Firmayı satın mı alıyorum? Sen gidip buradan aldıysan suçlusu ben değilim ki. Ben sana diyorum ki İhlas'ta sin formasyonu var diyorum. Sin. Bak sin. Sin varsa arkadaşlar haftalıkta bir de kopacak yani bu. Bana ne kaç para olmuş firmayı mı satın alıyorum? Ben karıma bakarım. Bak 1.17'de kırdı direnci burada. Bak 1.17'de kırdı. Bak buraya gidecek. Onlar da sonra diyecek ki vay efendim İhlas 2x yaptı. Saygılar Mert. Neredesin sen? Taten dirence geldi. İşte batık şey olduğu için milletin bak işte bu kafayı da terk etmek lazım. Bana ne ya? Cemasa da neler ettiler? %200 yükseldi. Firmayı mı satın alacağım? Arkadaşlar biraz akıllı olun, uyanık olun. Uyanık olun, uyanık. Birisi bir hisseyi çok kötülemeye başladıysa, küfür etmeye başladıysa o hisse için bir şey sinyalidir o. Ne sinyali olduğunu biliyorsunuz. Eğer bir hisse çok övülüyorsa, dağlara taşlara uzaya gidecek diyorsa bak sonra böyle yaparlar o hisseyi. Dağdaki adam bile, dağın eteklerinde yaşayan adam bile böyle bir hisse varmış, alayım diyorsa sonra gelirler arkadaşlar. Böyle 60 liraya yükseltirler 80 liraya. 80 liradan da 40 liraya düşerirler. Böyle kalırsınız ortada. Tamam, borsa böyle bir yer. Dünyanın en büyük firması da olsan sana bu hareketi çekiyor borsa. Tesla 100 liradan 400 dolardan 100 dolara düştü Tesla. Tesla. Anlaştık mı? Tesla çok kötü bir firma. Dünyanın en dandik firması mı? 400 dolardan 100 dolara nasıl düştü?
Ya böyle böyle yaparlar. Sonra da o küfür ettikleri hisseyi alıp x2, x3 yaparlar. Sonra dersin ki borsa nasıl? Borsa böyle bir yer işte. Allah'ın adını verdin. Karsan. Helal olsun. Karıştırın öyle. Allah kitabı karıştırın her işe. Karsan dirence vurdu geçen hafta. %5-6 düşmesi lazımdı. Düşmüştür belki de. Geçen hafta dirence vurdu. Şimdi desteğe geldi. Bak odası takibi 13 liranın 13 12.80 odası destek. 12.80'in altında stop. Şimdi 400 lira arkadaşlar. 400 lira Tesla 100 liraya düştü. Amerikan borsasında. Çok övüyorlar ya. Halbuki borsanın Amerika'nın Türkiye'si, Brezilya'sı var. Her yerde aynı. Bu aya çıkmış bir hisse %50, %60 düzeltmesi yapar. Bu kaçınılmaz bir sondur. Mesela arabalar için de öyle, evler için, her şey için öyle. Arabanın fiyatlarına bakın mesela. 1 milyon mu? 1 milyonluk araba şu anda. Şimdi %10 düşmüştür o. 1 milyon olmuştu. 1-200 ise 1 milyon. Ben 1 milyondan söyleyeyim. Zirve fiyatı 1 milyon değil mi? Düşmeye başladı. %5, 10 düştü. %40, %50 düzeltmesini kesin yapar arkadaşlar. İsterse enflasyon olsun, isterse hiperenflasyon olsun, isterse stratosfer olsun, ne olursa olsun. Stagflasyon. O yüzden %60 düzeltmesi bir mukadderattır. Mecbur yapmak zorundadır. Yapmazsa arkadaşlar o işte bir sorun vardır. Mecbur yapacak. Her şey yapar. Araba fiyatlarına bakın mesela o 1 milyonluk araba. Varsayın ki işte ne oldu? 600 bin liraya olduysa anlayın ki şey iyi olmuş demektir. Tamam demektir. Dönecek yani. 1 milyondan 600 bine düşer. Oradan tekrar 70 bin, 80'e. 700 bin, 800 bin tepki yükseliş olur. 880 bin zorlar oraları. Bu hep böyledir. Bak BTC için öyle değil. Mesela altın, bizim borsa, hisseler %50-60 düzeltmesi yapıyorsa BTC'de bu oran %70, %75'tir. Bu hiç şaşmaz. Kripto da öyledir. Kripto zirve fiyatına %70-75 düşmezse dönmez. Hepsinin farkı var. Canımı sıkmıyorum abi. Unutuyorum sonra. Diyorum bunlar kim ki falan diyorum. Unutuyorum. Alkol güzel firma. Bak şu KCR gidemedi. Alarko'ya demin baktım. Sen söyledin baktım daha ya. Kozal'a baktım az önce. Kral sen bizim kesin katılda üyesin ya da birinden oradan alıyorsun değil mi? İtiraf et. Bizim Twitter'da bazı fenomencikler var. Başka üyelerle bizim katıla üye olmuş başka isimle. Bizim hisselere gidip kendi hesaplarında paylaşıyor. Onur yok ki işte. Ne onur var, ne haysiyet var. Bak bunlar dirençlere geldi hep. T-Trak dirence geldi. Bu geldi. Bak bu da geldi. Bu da geldi. Y-Yapı aylık direnci kırdı. Doğas. Şu dirençte Borusan geldi. Bakarım. AKGRT vardı. AKGRT'yi takip ettiniz mi? Boğa'daydı. Ramazan Bey yarın katıl yayını var 9'da saat. Anadolu Hayat'a bakalım. Yoruldum. Bir saat oldu. Ben şeyi söylemedim ya. Arkadaşlar İstanbul, İzmir ve online eğitim duyurularını yapayım. Söylemedim. Kimse de bana hatırlatmadı. Biz de reklamı beceremiyoruz. Kimse de o yap demiyor. O da yani 50'nin üzeri. Bak 15 lirada desteği varmış. Bak 15 lira. Görüyor musun? 15 liradan kopmuş gitmiş. Tekniğe biraz hakim olursanız bunlardan korkmazsınız. Arkadaşlar İstanbul eğitimi var. Ankara ve İzmir eğitimleri var. Bunları size göstereyim. Bakın. Burada bir hissede kısa vadede nasıl kazanılır, uzun vadede nasıl kazanılır, para nasıl kazanılır, strateji nasıl olur. Zaten bizim burada esas gösterdiğimiz strateji arkadaşlar. Burada uzun vade hisseleri mesela göstereceğim size. Kısa vade hisseleri göstereceğim. Geçen İstanbul yayınında söylediğim bütün hisselerin hepsi %20
%50, %30, %20 hepsi koptu gitti. Eğitim paraları da çıktı. Eğitim paralarının üstüne tatil paraları da çıktı. Ceplerine para da kaldı. Neler? Şimdi mesela buraya eğitim için belli bir şey oluyor, ücret oluyor mesela. Bazılarına çok görünüyor. Halbuki senin orada alacağın bilgiyle onun 10 katını, 20 katını kazanacaksın. Böyle şeyler hiç göze batar mı arkadaşlar? Bizim zaten otel, biz mesela Ankara Hilton'da yapmak istiyoruz. Zaten otele verdiğimiz para belli yani arkadaşlar. Bizim buradan para kazandığımızı mı düşünüyorsunuz? Ne yapalım şimdi? Gelip 7 saat orada anlatalım. Dönelim mi? Otele de ben mi vereyim parasını? Gene sinirliyim demek ki bugün arkadaşlar. Yerdiler beni. Bağfaş 42'nin üzerindeymiş hala. Sakin. Ben reklam yapacağım burada. Hala oradaki bir vatandaş zarar ettim diyor şeyden. Ona bakmaya çalışıyorum bir yandan. Kıyamıyorum adamlara. Kesin tepeden almamışlardır inşallah. Burada eğitimlerde bunları gösteriyorum. Analiz nasıl yapılır? Şimdi mesela bu YouTube'a girersin ya da Google'a girersin. Teknik analiz bir sürü bir şey. Bunlar bir şey ifade etmiyor ki. Bir strateji gösteriyoruz arkadaşlar. Bu eğitimler amacı o zaten. Strateji öğretmek. Kendi stratejilerimizi. Bizim katıldakiler, o bizim gruptaki niye para kaybetmiyorlar hiç merak etmiyor musunuz? İşte burada öğrettiğim stratejileri orada uyguluyorum ondan. Neyse işte bu 15 Ekim'de online eğitim var. 22 Ekim'de Ankara'dayız. Bizim bu online eğitim Ankara ve İzmir'deki o katıl üyeleri zaten gelecek. Mecbur onlar arkadaşlar. Gelmeyenler katıla da gelmesin zaten. Bunları sizin için yapıyorum ben. Sonra 22 Ekim Ankara, 29 Ekim İzmir, 15 Ekim'de de online eğitim var arkadaşlar. Burada online kayıt formülü ve WhatsApp'tan kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki asıl amaç uzun vadede, kısa vadede getirisi yüksek hisselerin nasıl tespit edildiği. Bundan sonraki ömrünüzde bir altın bilezik olacak bu bilgiler nelerdir? Teknik analiz nasıl yapılır? Trendler nasıl çizilir? Formasyonlar, hareketli ortalamalar nasıl kullanılır? Fibonacci nasıl kullanılır? Hepsini bu eğitimlerde göstereceğiz. Buradan aldığınız bu bir günlük eğitim. Sonra bir gün daha da online'da devam ediyor. Ömür boyu kullanacaksınız bu bilgiyi. Evet, bu da böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir yayın daha açarız. Online eğitim. Adem abi sen kaydını yapmışsın zaten. 6 saat sürüyor. 12'den 6'ya kadar. Kral seni sevdim. Sen bu eğitime gel. Tebrik ederim seni. Güzel buluyorsun. Sen bir stratejiyi de öğrenirsen. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Gülyat Bey. Bir dahaki yayında da diğerlerine bakarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zarar ettiyseniz canınızı sıkmayın. Borsada olur böyle. Öğrenirsiniz bu işleri. Kazanırsınız. Sağlığınız olmazsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Anladınız mı? Bunu demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Çünkü sağlık yoksa paranın da bir önemi yok. Önemli olan sizsiniz. Bunu hiç unutmayın. Sağlığınız olacak ki o kaybettiklerinizi geri alasınız. Bir stratejiniz varsa, sabrınız varsa kaz geri alırsınız. Görüyorum gene. Meryemci. Ya bir sürü şeyler söyleyesim var da borsa şimdi biraz sallanacak yukarı aşağı doğru. Borsa yukarı aşağı giderken bazı hisseler düşecek. İnşallah o hisselerde olmazsınız. Bu gayrimenkullere filan bakın. Onları zıplatacaklar. Evet, boğada bekleyebiliyorsun. Volkan sen de şu eğitime kaydolsana. Seni bir göreyim ben seni. Seni bir yanıma, seni bir... Öbür büyük kral vardı bir tane. Kral Uras. O da gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buradayız. Bakarız. Gene yayın açarız. Yayında şiir mi söyleyeyim yayında? Hadi size Ömer Hayyam'dan bir şiir okuyayım. Nerede benim Ömer Hayyam? Gençlik bir kitaptı. Size bir rubai okuyayım. Sonra da Divan-ı Hikmet'ten okuyayım bir kere. Ne?
Benim iki tane şiir kitabı var. Bir öbür uç, bir öbür uç. Biri Ahmet Yesevi, Türklere İslam'ı öğreten adam. Ya yani tasavvufi olarak söylüyorum. Öbürü de dünyanın keyfiyle dünyanın nasıl keyif alınabileceğini anlatmaya çalışan bir adam. Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti. Canım bahar geçti çoktan, kış şimdi. Hani sevincin, o cıvıl cıvıl kuş. Nasıl, ne zaman geldi, nasıl gitti? İnsan çeker çeker de sonra hür olur. İnci sedef zindanlarda yoğrulur. Paran pulun yoksa bugün sağlık olsun. Bak o da borsacıymış. Bugün boş duran kadeh yarın doludur. Bak ne diyor? Paran pulun yoksa bugün sağlık olsun. Boş duran kadeh yarın doludur. Hadi size bir tane de Hikmet okuyayım bir tane, sonra gidelim. Sırları keşfeder olup batın gözünü açıp hak aşıkı bu dünyayı terk edip kaçıp nefs heva gözünü oyup boynunu kesip mahvolup şeytan ondan kaçar imiş. Bildi şimdi kul Ahmet aşıktan anlayıp candan geçip bu yola gönül bağlayıp eyvah ömrüm zayi geçti diye ağlayıp pişmanlığın acısından uçar şimdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.